Manşete hoş geldiniz. Videolarla dizayn edilen siyaset. Tek görüntümüz yok birkaç görüntümüz olacak. Bu defa Mustafa Sarıgül'ün başında. Dolaşıma sokulan çok çirkin bir video. Mustafa Sarıgül'ü zan altında bırakıyor ve Sarıgül de bir açıklama yaptı. Montaj, şantaj, tehdit içerikli dedi. Ve Türkiye'nin önemli güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız dedi. Evet. Gizli çekilmiş bir görüntü. Dolaşıma sokuldu. Tabii süratle de kaldırılıyor falan ama olan oldu bir yönüyle. Yine videolarla dizayn edilen siyaset. Belki son örneğiyle karşı karşıyayız. Yani ezelden beri olan bir konudur bu. Sarıgül ne demiş ona bakalım. Üzerine konuşacağız. Evet. 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, çok engellerle karşılaştım. Ama böylesine bir kahpelikle, böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde yüz yenecek. Böyle konuştu. Çektiği kısa videoda, paylaştığı videoda. Öteden beri yani dünya kurulalı beri özellikle işte erkek e, gücü elinde bulunan erkekler kadınla ve parayla sınanmıştır ve Türkiye'nin yakın tarihinde de özellikle siyasi alanda çokça örneği var. Adnan Menderes'in Ayhan Aydan ve Suzan Sözen'le ilişkisi, başka kadınlar da vardı belki bilmiyoruz. Yasa da duruşmalarında ortaya çıktı ve sonrasında çokça görüş konuşuldu. Yine CHP'li Hasan Fehmi Güneş'in Aynur Aydın'la ilişkisi 1979 onun siyasi hayatını bitirmişti. Yine 2001 yılı çok iyi hatırlıyorum içindeyim. Yani haberleri yakından takip ettiğim bir dönem Star gazetesi bir bakanın evlilik dışı ilişki yaşadığı manşetiyle çıkmıştı. Sonra da o bakan çıktı açıklama yaptı benim dedi. Bu gazetenin yazdığı bakan benim. Şükrü Sina Güreldi o ve Zeliha Gürel ilişkisini takip eden aylarda evlilikle sonuçlandırmıştı. Ergun Göknel hatırlarız iski skandalı o da bir aşk skandalı yani eşini terk edip bir başka kadınla e, yaşamaya başlamasıyla ve eşinin şikayetiyle ortaya çıkan bir yolsuzluk öyküsüydü. Hatırlarım DYP'li bakan Hamdi Üçpınarlar gene bir kaset öyle bir sızdırılmıştı. O da onun siyasi hayatına mal olmuştu. Yani başlarda bu bir fotoğraf veya işte bir bilgi veya bir neyse paylaşım bir ifşa ile falan ortaya çıkıyor. Sonrasında son dönemde kameraların yaygınlaşmasıyla, gizli kamera çekimleriyle falan yürüyor ve hep olacak bu siyaseti dizayn. Çiçek sularken yakalanmıştı kamer genç. Evet. Ve tabii en meşhuru Deniz Baykal'ın bir kasetle 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmak zorunda kalması. Yine 2011 seçimleri öncesinde MHP Başkanlık Divanı'nın tamamına yakınını götürmüştü kaşet skandalları. Deniz Bölükbaşı, Cihan Paçacı gibi isimler vardı. Bu hep oluyor, olacak. Çok çirkin, çok belaltı. Fakat e, ya parayla ya kadınla ya da işte ne bileyim böyle bir gizli kamera, yasak aşk, neyse toplumun benimsemediği, benimsemeyeceği türden e, ifşalarla bu ortaya çıkıyor. Belli pozisyondaki insanlar, elbette belli bir gücü elinde bulunduran insanlar bununla tehdit ediliyor. Şantaj yapılıyor. Ortaya çıkmayan nice'si var. sonuç çalınıyor. Sonuç alınamayan da işte bu şekilde sızdırılıyor veya direkt sızdırılarak veya dolaşıma sokularak iş tutuluyor. Hele bu sosyal ağ çağında bir videonun çekilip paylaşılması o kadar kolay ki. Yani benim şu anda önümde 1 2 3 4 kamera var. Ve kafayı takan bu kameralardan birine sızıp benim bu odada ne yaptığımı 7/24 izleyebilir. Ben bu, bu kameraları kapatmadığım sürece Cihazlar standby, uyku modunda olsa dahi. Şimdi böyle bir dönem var. Yani illa bir yere kamera yerleştirmeniz de gerekmiyor. Ki zaten belgesellerde ve filmlerde çokça görmüşsünüzdür. Bir yatak odasında açık bir laptop'un kamerasına sızıp oradan görüntüleri çekip daha sonra onunla ona şantaj yapan insanlar. Çok yaygın, çok çirkin. Fakat biz şimdi sonuçlarını konuşuyoruz. Yani evet, elbette bir, bir takım sonuçları oluyor ve maalesef bunu yapanlar bununla Siyaseti veya egemenlerin dünyasını dizayn edenler maalesef sonuç alıyorlar. Şimdi bir işin böyle bir gizli kapaklı çevrilen son derece çirkin lanetlenmesi gereken tarafı var. Özel hayatın gizliliği falan hiç girmiyorum. Yani bu tür konuları konuşmaya bile gerek yok gerçekten. Suç boyutu da var elbette. Mahremiyeti ihlal. Allah yardımcısı olsun Mustafa Sarıgül'ün kolay değil. Bir de yani şuyu vukundan beter oluyor. Yani siz o doğru olsa da olmasa da, montaj olsa da olmasa da bir biçimde şu yuvukundan beter bir hadise oluyor ve siz onunla o, o noktadan sonra alınıyorsunuz veya mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani gerçekten Allah kimsenin başına vermesin. Zor. Bir böyle bir tarafı var. Yani gizli kasetlerle, şantaj kasetleriyle veya gizli çekimlerle e, iş tutma. Bir de açık e, görüntülerle ki bu Bahçeli'nin 15 Temmuz anma günü işte saraydaki geniş katılımlı törende saray kameraları tarafından başından sonuna Bahçeli yürürken yani hemen arkasında özel kalemi Murat Çeliker görülüyor. İşte merdivenleri tırmanmakta veya desteksiz merdivenleri tırmanmakta güçlük çektiği görülüyor filan. Şimdi bu görüntüyü özellikle çekiyorlar ve servis ediyorlar. E tabi diyebilirsiniz ki tamamen masumane ne olacak? Yani Bahçeli'nin bu görüntüsünü vermeyebilirdi resim seçici ama özellikle verdi. O sırada seyircilere dönebilirdi, sahneye dönebilirdi, Erdoğan'a dönebilirdi ama baştan sona Bahçeli yürürken ve desteksiz yürüyemediği veya merdivenleri çıkamadığı görülürken bu görüntüler servis edildi ve böylelikle bir liderin nasıl bir zafiyet içinde olduğu bir kere daha ortaya kondu. Hatırlayın, birkaç hafta önce de sarayda gene hiç alışık olmadığı biçimde karşıdan gelirken Bahçeli beli bükülmüş, yürümekte güçlük çekerken yine özel kaleminin arkasında aman bir şey olmasın diye payanda olduğu veya destek olduğu görüntüler filan gündeme gelmişti. Son derece çirkin. Yani bir tarafıyla gizli görüntülerle, bir tarafıyla gizli videolarla, bir tarafıyla da açık videolarla siyasetin dizayn edildiği bir dönemden geçiyoruz. Saray bunu göstere göstere yapıyor. Ve e, bilerek yapıyor. Ve özellikle dolaşıma sokuyor. Özellikle göze sokuyor. Böyle. Maalesef. Bir başka görüntü var ki işte o görüntüde hatırlarsınız Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı böyle önünü yıklayıp reisinin önünde, reisinin fotoğrafının önünde saygı duruşunda bulunuyordu. Yani inanılır gibi değil ama oldu. Bu görüntü çok konuşulmuştu o zaman. Sonrasında bu kişinin e, evinden döviz, altın istiflediği ortaya çıktı. Akrabaları sülalecek zenginleşmişler ortaya çıktı ve kelepçelenerek tutuklandı. İki kere de serbest bırakılmıştı bakın dikkat çekerim. Yani iktidar kendi elemanlarını koruyor. Sonuna kadar koruyor ama bir noktadan sonra artık macunu tüple tutamayınca yapacak bir şey kalmıyor. Bu da öyle bir örnek. Hüseyin Beyoğlu rüşvet soruşturması kapsamında kelepçelenerek tutuklandı evinde gözaltına alınmış, cezaevine gönderilmiş. 4 milyon değerinde evindeki aramada döviz altına el konulmuş. Tüm mal varlıklarına tedbir konulmuş. Eşi, kendisi, çocukları, yakın aile bireyleri bütün sülalesini abat etmiş arkadaş. Sonra tabii bu adamla ilgili de böyle hizmetlerimizi çekemiyorlar diye Erdoğan'ın gazetesi haber yapıyordu. Sabahta çıkan haber, hizmetlerimizi çekemiyorlar. Bağlar Belediye Başkanı terör örgütüne yakın medya tarafından atılan iftiraları yalanladı. Sonra işte gelinen nokta. Evet. Gündemde el öpme görüntüsü var. E, bu konu konuşulur. Bu konu e, hafta boyunca da konuşulur, haftalarca da konuşulur. Gerçekten tarihi bir dönemeştir. Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman kimdi bu? Unutuyorum adını. Süleyman Karadeniz, Özel Harekat, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanı. ...ismi önemli değil. Zaten özel harekatın başındaki kişinin el öpmesi. Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi. Tuğçe Varol harika koymuş bir ülkede görevdeki bir komutan o ülkenin idaresindeki bir siyasetçinin elini öpüyorsa o ülkede darbe olmuş demektir diyor. Bunu biraz daha açmış Said Sefa organize suç örgütlerinin ve mafyanın siyasi parti görüntüsü vererek bürokratik iktidarı ele geçirme projesine MHP deniyor. Ya nasıl olmasın ki? Şimdi bu Tolga Han Demirbaş denen bir tip var ve bu tip özellikle Sinan Ateş cinayetinin her noktasında karşımıza çıkıyor. Ve şimdi şimdi e, dosyadan da Sinan Ateş e, cinayeti dosyasından da iddianamiye girsin girmesin, emniyet soruşturmasından yığınla bilgi özellikle muhalif medyaya ya da işte iktidar karşısındaki medyaya servis edildi. Ve bunu bu Halk TV ekranlarında veya diğer ekranlarda veya işte Sözcü Gazetesi gibi e, gazetelerde, basın yayın organlarında çarşaf çarşaf haber yapıldı. Ama bu isimlerin yani elbette haberdir, elbette gazeteciliktir bir itirazım yok. Ama özellikle e, sızdırılan ve e, dosyanın gidişatı hakkında siyasete yön veren yani sadece videolarla dizayn edilmiyor siyaset, bu tür sızdırmalarla da dizayn ediliyor. Elbette haberdir, üzerine gideceksin sonuna kadar. Fakat öbür taraftan da siyaset bu bilgilerle, bu enformasyonla bir bilek güreşi götürüyor. Şimdi en son e, sızdırılan konu işte Timur Soykan aracılığıyla 14 14 Kasım 2021'de Tolga Han Demirbaşki Sinan Ateş cinayetinin çok noktasında var. Hemen Sinan Ateş'in fotoğrafının yanında görülüyor. Telefonda cinayet büro komiser Mustafa Aykal adlı kişiyle görüşüyor. Abisine abi sana yine işimiz düştü diyor. Ne demek başkanım sıkıntı yok söyle diyor. Herhangi bir işlem yapmayacağız e, ama telefonu kapatan biri var. Alternatif adres varsa mevcut numarası lazım bana ismi de lazım. At reis numarayı bakalım hemen diyor. E, bütün bilgileri paylaşıyor emniyet cinayet büro komiseri. Sonrasında yani evli falan mı? diye soruyor Tolga Han Demirbaş. Eşini de hemen eşiyle ilgili bilgileri de yolluyorum falan diyor. Yani e, emniyetin GBT sistemini ülkücü hareket, milliyetçiler veya şebeke bir biçimde kendi takibinde kullanıyor. Ve, ya, devlet aygıtını kullanıyor. Yani örgüt devlet öyle iç içe geçmiş ki. Yani onun için bu öyle yani Said Sefa boşuna söylemiyor. Organize suç örgütü mafyanın siyasi parti görüntüsü vererek bürokratik iktidarı ele geçirme projesine MHP deniyor. Adam emniyetten istediği kişiyle ilgili istediği bilgiyi alıyor. Çekiyor oradan ve onunla işlem tutuyor. Ki zaten Sinan Ateş soruşturmasının her yerinde emniyet var. Emniyetten sağlanan bilgi var. Telefon takibi, teknik takip şu bu. Tamamen polislerin ve emniyetinin gözetiminde işlenmiş bir cinayet. Sonrasında da tetikçilerin veya ona ba onlara bağlı ona yardım eden kişilerin organize bir biçimde gene toparlanıp kaçırılması, götürülmesi oradan oraya nakli falan gibi konularda. Ve son derece de fütursuz. Çünkü her tarafta takılmışlar. Yani birileri devlet mekanizmasında bir yere ele geçirmiş götürüyor. Onunla iş tutuyor. Öbür tarafta bir başka mekanizma da bunları takip ediyor. Niye? Olayı aydınlatmak için değil. Suçüstü delilleri toparlamak ve sonrasında da bunu gerektiğinde kullanmak için. Ve şu anda bunu yaşıyoruz. Ayşe Ateş, Tolga Han Demirbaş'ın işte mevcut görüşmesine atıfla anlattığım, özetlediğim. Nasıl bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu, can güvenliğimiz olmadığını anlamak için herkes bu yayını gözünü de yıkıtmadan seyretmeli diyor. Halk TV'de detaylı bir şekilde anlatıldı. Youtube'da videosu da var bakabilirsiniz. Bir başka konu. Birkaç, önce, birkaç gün önce paylaştığım Ahmet Yiğit Yıldırım'ın peşine adam taktığı tek kadın ben değilmişim paylaşımını kaldırdım diyor Ayşe Ateş. Neden? Çünkü öğrendim ki adını vererek bilgi toplanmasını istediği kişi yetişkin değilmiş. O günlerde 8 yaşında olan bir kız çocuğuymuş. Ar, namus, haya, kadın, kız böyle şeyler de yok bunların kitabında. Acayip bir dönem yani. Acayip bir dönem. Sonra 3.7 milyonun gözü bu yasada diyerek tamamen örtülmüş, kapatılmış, çarpıtılmış bir manşet. İşte bundan dolayı iki yakanız bir araya gelmiyor. Bu şebeke her şeyi üstüne çökmüş. Hem garimet paylaşımı yapıyor hem de canlı sıkanları ortadan kaldırıyor. Ve 3.7 milyonun gözü bu yasada diyerek de emekli maaşındaki iyileştirmeye, kısmi iyileştirmeye odaklanıyorlar. Kısmi iyileştirmene Taban maaşı 12.500'e çıkarılması. Peki 12.500 ve üst alanlar ne olacak? Onlara avuçlarını yalayacak. Bunu söylemiyor. Öte tarafta da gene bu sabah gazetesinden bir haber. Avrupa'da her gece 1 milyon evsiz sokaklarda uyuyor diye haber yapıyorlar. Yani halinize şükredin. En azından evsiz değilsiniz. En azından sokakta uyumuyorsunuz. Böyle de bir algı götürüyorlar. Evsizlik ne demek? O evsizler neden sokakta uyuyor? Bu bir yaşam biçimi midir yoksa gerçekten fakirlikle e, ya da ne bileyim yoksunlukla ilgili bir şey midir? Ya da neyi protesto ediyor bu insanlar ya da Hangi sebeplerle sokakta yaşamayı tercih ediyorlar? Bu konuda bir bilginiz var mı? Evet batıda böyle bir problem var. Ama şöyle de bir konu var. Yani pek çok hayır kurumu veya devlet bunlara yer gösterdiği halde ne bileyim e, bu sorunu çözmek için adımlar attığı halde mühim bir bölümü sokakta yaşamayı tercih eden ev, e, yani sokaklarda uyumayı tercih eden insanlar da buna bakmıyor. Yani değişik bir sosyolojik vaka o. Tek başına fakirlikle ilgisi yok. Ama bunun var. Şu ekrana getirdiğim görüntünün. Altı taksitle tuvalet kağıdı satılıyor ülkede. Bu bir tane görsel de değil, bir başkası. Yani sadece tuvalet kağıdı değil, gıda dışı ürünlerde peşin fiyatına vade farksız 3 ile 6 taksit. Deterjan vesaire de dahil. Kağıt havlu, tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdına 6 taksit yapılan bir ülkeden bahsediyoruz. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani bundan 10 sene önce Gün gelecek ki Türkiye'de tuvalet kağıdı altı, altı taksitle satılacak deselerdi hadi canım sen de derdim. Ya gerçekten derdim yani. Ama bizim de hayal edemediğimiz şeyler oluyor. Enteresan. Sonra işte bu arkadaş bu şekilde almışlar kelepçeleyerek. Yani her şey reise biat onun fotoğrafı önünde saygı duruşuyla alakalı. İşte böyle de sahip çıkıyorlar. Bugünkü sahip çıktıklarını da bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. Hepsi kirli. Fakat bu açık vermiş. Bu koruyamamış. Bu bir biçimde eline yüzüne bulaştırmış. Yemeği, hortumlamayı. Doğu Ergil çok güzel bir noktadan yaklaşmış. Destekçi veya karşıt fark etmez diyor. Herkese çağrım şudur ki. Yeri doldurulmayacak sarfiyata neden olan yolsuzluk ve israfın önlenmediği ekonomilerde hesap tutmaz. Hayat pahalılığı, paranın değersizleşmesi, sabit gelirlerin güdükleşmesi önlenmez. Bırakın şikayeti bunları önleyin. Aynen öyle. Aynen öyle. Hiç bakamıyoruz. İsrail her gün vuruyor. Amerika'daki işte adaylık yarışıyla ya da başkanlık yarışıyla kendi gündemimizle, İngiltere'de seçimlerden sonra yeni şekillenen siyasetle, Avrupa ve Ukrayna savaşıyla da ilgilenmiyor İsrail meselesiyle de. İsrail de bir an evvel Amerika'daki başkanlık değişimi gerçekleşmeden şu yılın ikinci yarısında başladığı işi bitirmeye çalışıyor. 10 gün içinde 6. Birleşmiş Milletler Yönetimi'ndeki okulu bombalamış en az 42 Filistinli öldü. Tabir yerinde ise yaş kuru ayırmadan dalmış etnik bir temizlik yapıyor. Etnik bir temizlik yani. Soykırım diyemeyenler bari bunu desin. Orada Mavi Vatan hayal oldu. Gazetelerin iç sayfalarında küçücük bir haber. Yunanistan, Kıbrıs'ta deniz, deniz üssü inşa edecek. Hiç bunlar gündeme gelmiyor, konuşulmuyor. Varsa yoksa goy goy. Trump'la devam edelim. İkinci suikast girişimi belli değil bir konu oldu. Ee, kongrenin Cumhuriyetçi Parti'nin Kongresinin yakınlarında polis bir kişiyi vurarak öldürüldü. Elinde silahla işte tehditler savurarak geliyormuş falan. Amerika'da güvenlik önlemleri belli ki azami düzeyde artırıldı. Ee, yani şüphelendiği kişiyi vurup indiriyorlar. Ve bu eğer büyürse. Bu paranoya veya bu işte tehdit algısı. Polis buna ezbere yapmaz. Onu yaptığı için başına bir şey de gelmez. Belli ki o konuda bir talimat var veya bir gizli servis yeni perspektifi var. Enteresan bir noktaya gidiyor. Ülke ve dünya. Amerika ülkesi ve dünya. Saldırganın polis yerleşkesinin üstünde olduğu ortaya çıkmış Washington Post. Biz bir gizli servis kaynağı Washington Post'a açıklamış bunu. Thomas Crox saldırgan. Gizli servisin Trump'ın güvenliğini sağlaması için görevlendirdiği genel polisin bulunduğu bir binanın çatısından ateş açmış. Evet. Tabii bilmiyoruz adamı öldürdüler. Tıpkı bu suikast girişimi iddiasında bulundukları kişiyi öldürdükleri gibi. Yani onu da bilmiyor. Yani konuşamayacak durumda artık. Hani yaralı ele geçirirse filan en azından gerçekten böyle bir niyeti var mı yok mu veya bağlantıları neyse anlaşılırdı bilmiyoruz. Bugün The Times gazetesinde İngiltere'de iki geniş sayfaya açılmış bir haber vardı. Ve başlık şunu söylüyor. Yani Trump başkan yardımcısı olarak Vensi tercih etti. Çünkü demokrat duvarı bununla aşmayı planlıyor. Pek çok gerekçesi olabilir. Kulağına öflenmiş olabilir. Cumhuriyetçi Parti'nin büyükleri babaları öyle yönlendirmiş olabilir. Trump elbette okey demesi önemli. Pek çok şey olabilir ama arkada fotoğrafın fotoğrafta arkada Trump'ın iki oğlu görülüyor. Eric ve Donald Junior Trump. Bakışlarına bakar mısınız? Ve şu anda bu oğulların bir tür hegemonyası başladı Amerika'da. Röportaj yapan kimi muhabirleri veya televizyoncuları git buradan, çekil buradan, defol buradan falan gibi terslediklerini gördüm. Paylaşılan videolardan. Acayip yani. Enteresan bu iki oğlun Trump seçilirse önceki döneme göre çok daha aktif ve çok daha bilenmiş olarak sahada olacaklarına emin olabilirsiniz. Vance'e geçelim. Daha önce bir profil vermiştim size. Vance'in eşi Hindistan kökenli üniversitede tanışmışlar. Üç çocukları var. Hani beyaz hatta ezilmiş beyazlardan veya ötekilenen ötekile, ötekileştirilmiş ya da horlanan diyelim. Horlama, horlanma kelimesi daha doğru. Horlanan, itilip kakılan Beyaz e, çoğunluğun sözcüsü olarak falan görülüyor. Acaba bir sıkıntı olur mu falan deniyor. Hintli eşi olması ve e, işte üç çocukları var falan. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani neticede e, bu konulara çok fazla ilkesel bakmıyor Amerikalılar. Ama Washington Post'un <laughs> bugün attığı tweet enteresan. Diyor ki yani 1932'den beri ilk defa e, sakallı bir başkan yardımcısı adayıyla karşı karşıyayız. Yani enteresan. Yokmuş bir asırdır yokmuş yani. Trump da diyor hiç hazretmez sakallıdan ama diyor işte efendim e, büyük bir adım bu onun için de diyor yani Trump Trump hiç sakallılardan hazretmezken bir sakallıyı başkan yardımcısı olarak ataması enteresan. Washington Post da üşenmemiş ...bununla ilgili haber yapmış. Fakat e, dediğim gibi şey yok yani hazretmeyebilirsin ama gün geliyor bir sakallıyı başkan yardımcısı olarak atayabiliyorsun. Evet. Vance Avrupa'daki korkuları tekrar ateşledi ki yani adam öyle ki 39 yaşında e, profiline vermiştim. İyi eğitimli bir hukukçu ve aynı zamanda e, horlanan, e, itilip kakılan beyazların sesi sözcüsü olarak çıkıyor. Çok sert görüşleri var. Amerika kendi içine dönmeli, dünyadan elini eteğini çekip kendi içindeki meseleleri halletmeli. Göçmen tutumu konusunda Amerika'nın pek çok e, meselesiyle alakalı son derece radikal fikirleri var. Bakalım ne olacak? Avrupa'da korkmaya başlamış. Avrupalı diplomatlar Trump'ın seçildiği senaryoda önce Amerika diyerek Ukrayna'yı Rusya'yla istemediği bir barış yapmaya zorlayabileceğinden korkuyor demişler. Çıkacak zaten yani Amerika dünyada hangi noktalarda varsa biz önce kendi işimize bakalım deyip oralara kaynak aktarmaya keserek hatta NATO'dan çıkması veya NATO'daki başat faktör olarak lider ülke olarak pozisyonunu değiştirmeyi düşünüyor. Bu gündeme gelecek bu kesin. Trump'ın ikinci dönemi olacak. Üçüncü dönemi zorlamazsa 82 yaşından sonra. Zannetmiyorum Anayasa'yı falan değiştirmeleri gerekiyor. Ama sonraki başkan olarak yani sonraki 8 yıl içinde J.D. Vance'ın ismi geçiyor. Şimdiden zaten başladı bu. The Times'tan gene bir haber getiriyorum. Boris Johnson hemen gitmiş Trump'la görüşmüş. Fakat burada Trump'la Boris Johnson yakındırlar. Eski başbakan İngiltere'nin. E, yeni bir görüşme bu. E, fotoğrafta çektirmişler. Zaten e, fotoğrafta Trump'ın sol e, sağ kulağındaki bandaj görülüyor ve Trump'ın meşhur işte işaretini birlikte vermişler. E, burada Boris Johnson'ın gitme nedeni başlıkta da o var zaten. E, aman Ukrayna'ya desteğini kesme e, ziyareti ama pek zannetmiyorum. Boris Johnson'un çabaları da e, Trump'ın düşüncesini değiştirir mi, değiştirmez mi? Ukrayna biraz daha yalnızlaşmaya doğru gidiyor. Öyle söyleyeyim. Fakat Boris Johnson başbakanlığı bırakırken de son ziyaretini Ukrayna'ya yaptı. defalarca gitti filan e, bu konuyu hem ülke hem şahsi meselesi hem de partisinin meselesi olarak ele almıştı. Bunu da akıldan uzak tutmayalım. Sondan bir önceki grafiğimde bu. Southgate Gareth Southgate İngiliz milli takımının England milli takımının hocasıydı. Burada dört e, takım var Kuzey İrlanda. İskoçya ve Galler. England son Avrupa şampiyonası, şampiyonasında finali oynamasına rağmen kaybetti İspanya'ya. Bir önceki turnuvada da yani 2020'de de gene finali oynayıp kaybetmişti ama finale kadar çıktığı için Gareth Southgate onurlandırılmıştı. Başarıyla başarılı bulunmuştu ve e, üzülme arkası gelir falan gibi teselli edilmişti. Fakat bu defa affedil, e, bu defa affedilecek bir şey değil ve bırakması gerekiyordu. Zaten Bırak istifa et falan çağrısı olmadı. Böyle bir şey olmadı ki zaten şeyi alamazsa kupayı alamazsa gideceği kesindi ve hemen ülkeye döner dönmez de istifasını açıkladı ve gerçekten alkışlarla uğurlandı. Tekrar bize yani inancımızı kazandırdın. Bu işi yapabileceğimize inancımızı geri getirdin. Atılan başlık da o. Ondan büyük övgülerle bıraktı. E, bakalım bundan sonra ne olacak? Fakat işte bırakmak. Yani ben final oynadım. Ne olacak yani? Olmadı falan. Futbol tanrısı bizim yanımızda değildi falan demiyor. Hedef şampiyonluk kupası. Onu alamadığın zaman final oynamış bile olsan bırakıyorsun. Bu yani ölçü. Ve bıraktın mı bir daha da dönmüyorsun falan. Yani bu bu tür meziyetler maalesef batılı politikacılar ve ve elbette spor adamları için geçerli. Kapatırken son not. Hüzünlü bir not. Kanserken tutuklandığı, Aylarca tahliye edilmedi. Ahmet Zeki Özkan. 67 yaşındaydı. Dördüncü evre ağır akciğer kanseri olduğu halde. Adli Tıp Kurumu raporlarına onca çabaya rağmen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hatırlıyorum. 2022 yılı Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aylarca da tahliye edilmemişti. Kızı Merve Özkan. Twitter'da, sosyal ağlarda yoğun kampanya yaptı. Aylarca. Her geçen saat daha ağırlaşıyor babam dedi. Ve nihayet Ahmet Zeki Özkan 19 Ağustos 2022'de artık son kertede tahliye edilmişti. Ama çok geçti. Tedaviye cevap verecek durumda değildi. En fazla bir yıl yaşar deniyordu. Antalya L tipi cezaevinden tahliye edilirken öyle de oldu. Ve vefat etti, hayatını kaybetti. Aylar sonra tahliye edildikten sonra böyle bir ülke öyle başladık böyle geliyoruz. Ortaya atılan gündemlerin konuşulan konuların pek çoğundan çok daha önemlidir bu. Evet şu ara biliyorum işte hayvanların uyutulması meselesi hatta ötenaz diyorlar. Yani kelimeyi de anlamından çıkardılar bambaşka bir anlam yüklediler acayip gündemde konuşuluyor. Yani hayvanları önemsemiyorsanız insanları önemsemezsiniz. İnsanları önemsemiyorsanız hayvanları hiç önemsemezsiniz. Böyle bir ülke. Böyle bir ülke. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Videolarla dizayn edilen siyaset. Bir kere daha. Geçmiş olsun Mustafa Sarıgül. Şiddetle ve lanetle kınıyorum. Bu neviden iş tutanları ve bundan sonra da tutmaya devam edecekleri. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.